33. söz 33 penceredir. Bir cihette 33. mektup ve bir cihette 33. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sual: şu iki ayet-i camianın ifade ettiği vücub ve vahdaniyet-i ilahiyye ve evsaf ve şuunat-ı rabbaniyeye, alemi asgar ve ekber olan insan ve kainatın vecih-i delaletlerini mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar "ve huve alâ külli şeyin kadir" deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. El cevap: yazılan bütün 33 adet sözler o ayetin denizinden ve ifaza ettiği hakikat bahrinden 33 katredir. Onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Şimdilik yalnız o denizden bir katrenin reşahatına işaret nev'inden şöyle deriz ki: mesela nasıl ki bir zat-ı mucizlüma büyük bir saray yapmak istese, evvela temellerini, esaslarını muntazaman hikmetle vaz eder ve ilerideki neticelerine ve gayelerine muvafık bir tarzda tertip eder. Sonra menzillere, kısımlara meharetle tefrik ve tafsil ediyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Sonra nukuşlarla tezyin ediyor. Sonra elektrik lambaları ile tenvir ediyor. Sonra o muhteşem ve müzeyyen sarayda meharetini, ihsanatını tecdid etmek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebdiller, tahviller yapıyor. Sonra her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon rapt edip birer pencere açarak her birinden onun makamı görünür. Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى سَانِي زُلْجَلَالِ Hakimi Hakim, Adli Hakem ve binbir esma-i kudsiye ile müsemma Fatır-ı Bimisal, şu alem-i ekber olan kainat sarayının ve hilkat şeceresinin icadını irade etti. 6 günde o sarayın, o şecerenin esasatını desatir-i hikmet ve kavanini ilmi ezelisiyle vaz etti. Sonra ulvi ve süfli tabakata ve dallara ayırıp kaza ve kader desatiriyle tafsil ve tasvir etti. Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela semayı yıldızlarla, zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi süslendirip tezyin etti. Sonra o kavanini külliye ve desatiri umumiye meydanlarında esmalarını tecelli ettirip tenvir etti. Sonra bu kanunu külliğinin tazyikinden feryat eden fertlere Rahman-ı Rahim isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi. Demek o külli ve umumi desatiri içinde hususi ihsanatı, hususi imdatları, hususi cilveleri var ki her şey, her vakit, her haceti için ondan istimdad eder, ona bakabilir. Sonra her menzilden, her tabakadan, her alemden, her taifeden, her fertten, her şeyden kendini gösterecek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalp içinde bir telefon bırakmış. Şimdi şu hadsiz pencerelerden elbette haddimizin fevkinde olarak bahse girişmeyeceğiz. Onları ilmi muhit-i ilahiye havale edip yalnız ayat-ı Kur'aniyenin lemaatı olan 33 pencereyi 33. sözün 33. mektubunun namazdan sonraki tesbihatın 33 adedi mübarekine muvafık olmak için 33 pencereye icmali ve muhtasar bir surette işaret edip izahını sair sözlere havale ederiz. Birinci pencere: bil müşahede görüyoruz ki bütün eşya
hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak, zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zihayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücud-u vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, heyet-i mecmuası ile güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi, o hal ve bu keyfiyet, perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahid-i ehadi, hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi ey münkir-i cahil ve ey fasık-ı gafil, bu faaliyet-i hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz, camit esbapla mı izah edebilirsin? İkinci pencere, eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken, birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu veçi veriliyor ki, mesela her bir insanın yüzünde, bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet-i farika, o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duyguları ile kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Her bir yüz, yüzer cihetle bir sani-i hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuası ile izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Üçüncü pencere. Zeminin yüzünde 400 bin muhtelif taifeden, haşiye, hatta o taifelerden bir kısım var ki, bir senedeki efradı, zaman-ı Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. İbaret olan bütün hayvanat ve nebatat envaının ordusu, bilmüşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki, hiçbir şüphe kabul etmez, güneş gibi parlak bir sikke-i vahid-i ehaddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki, o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Halbuki, فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورْ sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur, demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Dördüncü pencere, İstidat lisanı ile bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri lisanı ile bütün hayvanlar tarafından ve lisanı ıztırari ile bütün mustarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir. İşte bu nihayetsiz duaların bilmüşahede kabul ve icabeti, her biri vücuba ve vahdete şehadet ve işaret ettikleri gibi, mecmuu büyük bir mikyasta bilbedahe bir Halık-ı Rahim ve Kerim ve mucibe delalet eder ve baktırır. Beşinci pencere. Görüyoruz ki eşya, hususan zihayat olanlar, def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki
def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler, gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken, çok meharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş, çok âlâta muhtaç acib sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. İşte bu def'i ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet, her biri bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi, mecmu'u gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem münkir, haydi bunu neyle izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Veyahut hadsiz derece hata ederek, o sani mukaddese tabiat ismini verip, onun mucizatı kudretini, o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip, bin derece muhali birden irtikab etmek mi istersin? Altıncı pencere. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulki lletî tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil ardı ba'de mevtihâ ve bethe fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrîfil riyâhi ve s-sehâbil musakhari beyne semâi vel ardı le-âyâtin li kavmin ya'qilûn. Şu ayet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. İşte şu ayetin hülasatül hülasası şudur ki, kainatın ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek saniye hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, nasıl göklerde, hatta kozmografyanın itirafiyle dahi gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de zeminde bil müşahede, hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavvülatlar dahi aynı o Kadir-i Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl berde ve bahirde kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bağlardaki muntazam nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl cevv-i semadaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydeler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihzar ve ittiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o sani hakimin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri her biri bir sani hakimin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekârâne mevzun hareketleri
yapraklar adedince yine o sani hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün ecsam-ı namiyede büyümek zamanında muntazaman hareketleri ve türlü türlü alat ile teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuurkârâne teveccühleri her biri ferden ferda yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder ve heyeti mecmuası ile gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulü hikmetini ve cemali sanatını ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemali hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemali intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerde kemali hikmetle göndermek, hayvanat adedince belki cihazatları sayısınca yine o sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi, heyeti mecmuası ile gayet parlak bir surette cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün kalplere insan ise her nevi ulum ve hakikatları bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhamatı gaybiye, bir Rabb-ı Rahim'in vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostanındaki manevi çiçekleri toplayan şuaat-ı ayniye gibi zahiri ve batini bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır-ı alim, o halik-ı rahim, o rezzak-ı kerimin vücubu vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemal-i rububiyetini güneş gibi gösterir. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencere-i azam açılıyor ki, 12 renkli bir ziyai hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve vahdaniyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte ey bedbaht münkir! Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin? Ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? 7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemali intizamları ve kemali mevzuniyetleri ve kemali zinetleri ve icatlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar etmeleri, nasıl ki bir saniye hakimin vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebat adedince yine o saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyeti mecmuası ile gayet parlak bir tarzda kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte, nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllerini ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdai maddeleri kemali hikmetle ve kemali mizanla ayırıp tefrik etmek, yine o hakimi mutlak ve o alimi mutlak ve o kadiri mutlakın vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi, zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakikada kemali hikmetle ekip biçip, yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak ve o camide acize, cahili olan zerrata gayet şuurkârâne ve gayet hakimane ve muktedirane, hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani-i Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve azamet-i rububiyetini ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte bu dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır.
ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen, aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. 8. pencere. Nev'i beşerdeki bütün ervahı neyyire ashabı olan enbiyalar aleyhimüsselam, bahir ve zahir mucizatlarına istinat ederek ve bütün kulub-u münevvere aktabı olan evliyalar, keşf-ü kerametlerine itimat ederek ve bütün ukul-ü nuraniye erbabı olan asfiyalar, tahkikatlarına istinat ederek bir tek vahid-i ehad, vacib-ül vücud, Halık-ı külli şeyin vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? 9. pencere. Kainattaki ibadat-ı umumiyye bilbedahe bir mabud-u mutlakı gösteriyor. Evet, alemi ervaha ve batına giden ve ruhani ve meleklerle görüşen zatların şehadetleriyle sabit olan umum ruhani ve melaikelerin kemali imtisal ile ubudiyetleri ve bilmüşahede bütün zihayatların kemali intizamla ubudiyetkerane vazifeler görmeleri ve bilmüşahede anasır gibi bütün cemadatın kemali itaatla ubudiyetkârâne hizmetleri, bir mabudu bil hakkın vücubu vücudunu ve vahdetini gösterdiği gibi, her bir taifesi icma ve tevatür kuvvetini taşıyan bütün ariflerin hakikatlı marifetleri, bütün şakirler taifesinin semeradar şükürleri ve bütün zakirlerin feyizli zikirleri ve bütün hamidlerin nimet artıran hamdleri ve bütün muvahhidlerin bürhanlı tevhidleri ve tavsifleri ve bütün muhiplerin hakiki muhabbet ve aşkları ve bütün müritlerin sadık irade ve rağbetleri ve bütün müniplerin ciddi talep ve inabeleri, yine maruf, mezkür, meşkür, mahmud, vahid, mahbub, mergub, maksud olan o mabud-u ezelinin vücub-u vücudunu ve kemal-i rububiyetini ve vahdetini gösterdiği gibi, kamil insanlardaki bütün makbul ibadatın ve o makbul ibadatın neticesinden hasıl olan füyuzat ve münacat, müşahedat ve keşfiyat, yine o mevcud-u lemyezel ve o mabud-u layezalin vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte şu üç cihette ziyadar büyük bir pencere vahdaniyete açılır. 10. pencere. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedirler, bir tek müdebbirin idaresindedirler, bir tek mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar. Bir tek seyyidin hizmetkarlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emri Rabbani ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kamerden tut, ta ziya, hava, ma, gıdanın zihayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına, hatta azay bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına ve hatta gıda zerratının hüceyrat-ı bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir düstur-u teavün ile camit ve şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine, bir kanun-u kerem, bir namus-u şefkat, bir düstur-u rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek
birbirinin sadai hacetine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bilbedahe bir tek, yekta, vahid-i ehad, ferd-i samet, kadir-i mutlak, alim-i mutlak, rahim-i mutlak, kerim-i mutlak bir zat-ı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnuları olduklarını gösterir. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? 11. pencere. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ıstırabat ve keşmekeş ve ıstırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse, 22. sözde kat'i ispat edildiği gibi, o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki, o halde bir tek şeyin vücudu umum mevcudat kadar müşkil olur. Çünkü Allah'a verse hadsiz eşyayı bir zata verir, ona vermezse her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkilat peyda eder. Belki daha ziyade müşkil olur. Çünkü nasıl bir nefer 100 muhtelif adamın idaresine verilse 100 müşkilat olur ve 100 nefer bir zabitin idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur. Öyle de çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları 100 derece müşkilatlı olur. Ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse 100 derece kolay olur. İşte mahiyeti insaniyedeki merak ve talebi hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ıstıraptan kurtaracak yalnız tevhid-i halık ve marifet-i ilahiyedir. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilat ve ıstırabat var, elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var, elbette o yol vaciptir, hakikattir. İşte ey bedbaht ehli dalalet! Bak, dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli. Ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Hem bak, iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı. Oraya gir, kurtul. 12. pencere. Sebbihisme rabbikel a'la. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Sırrınca, umum eşyada, hususan zihayat masnularda, hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi her şeye bir miktar-ı muntazam ve bir suret, hikmetle verildiği ve o suret ve o miktarda maslahatlar ve faydeler için eğri büğrü hudutlar bulunması, hem müddeti hayatlarında değiştirdikleri sureti libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda mukadderat-ı hayatiyeden terkip edilen manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması bilbedahe gösterir ki bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin destgahında vücutları verilen o hadsiz masnuat, o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemal-i kudretine hadsiz lisan ile şehadet ederler. Sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydelerine bak. Kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. 13. pencere. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Sırrınca, her şey lisan-ı mahsusu ile Halık'ını yad eder, takdis eder. Evet, bütün mevcudatın lisan-ı hal ve kal ile ettiği tesbihat
bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Evet, fıtratın şehadeti reddedilmez. Delalet-i hal ise, hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak, hadsiz fıtri şehadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisan-ı hal ile delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri, her biri birer dildir ve mevzun heyetleri her biri birer lisan-ı şehadettir ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihdir ki 24. sözde kat'i ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri, ziya güneşi gösterdiği gibi bir zat-ı vacibül vücudu gösterir ve kemal-i uluhiyetine delalet eder. 14. pencere. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٌ. Sırlarınca, her şey, her şeyinde ve her şe'ninde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki, zaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın asarı görünüyor. Mesela, nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi, hem fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gınay-ı mutlakın tezahüratı var. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Hem cumud-u mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın tereşşuhatı görünüyor. Anasır-ı camidenin zihayat maddelere inkılabı gibi. Hem bir cehl-i mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat-ı aleme ve mesalih-i hayata ve metalib-i hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuur-u kerane vaziyetleri gibi. İşte bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bilbedahe ve bizzarure, bir kadir-i mutlak ve kaviy-i mutlak ve gani-i mutlak ve alim-i mutlak ve hayy-i kayyum bir zatın vücub-u vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Hey'et-i mecmuası ile büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil! Eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyeyi tanımazsan, her bir şeye, hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve meharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. 15. pencere. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Sırrınca, her şeye o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre kemal-i mizan ve intizam ile biçilip, hüsn-ü sanat ile tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalca en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak, hem israfsız hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince diller ile bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadir-i alim-i mutlaka işaret ederler. 16. pencere. Ruh-i zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bilbedahe bir hikmet-i âmmeyi gösterir. Sıfat mevsufsuz olmadığından elbette o hikmet-i âmme bizzarure bir hakimi gösterir. Hem o perde-i hikmet içinde harika tezyinat bilbedahe bir inayet-i taammeyi gösterir. Ve o inayet-i taamme bizzarure inayetkâr bir Halık-ı Kerim'i gösterir.
ve o perde-i inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, bilbedahe bir rahmet-i vasiayı gösterir. Ve o rahmet-i vasia biz zarure bir Rahman-ı Rahim'i gösterir. Ve o perde-i rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve erzakları bilbedahe terbiyekârâne bir rezzakiyet ve şefkatkârâne bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare biz zarure bir rezzak-ı kerimi gösterir. Evet, zeminin yüzünde kemal-i hikmetle terbiye edilen ve kemal-i inayetle tezyin edilen ve kemal-i rahmetle taltif edilen ve kemal-i şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat, birer birer bir saniye hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmet-i âmme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayet-i taamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudat-ı arziyeye şamil olan rahmet-i vasia ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iaşe-i umumiyeyi birden nazara al, bak. Nasıl ki elvan-ı seb'a ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir, öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşe-i rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal-i rububiyetini büyük bir mikyasta, yüksek bir derecede, parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem münkiri gafil, göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi ve kalbin gibi kör kuvvetle mi ve kafan gibi sağır tabiatla mı ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı, yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? 17. pencere. İnne fissemâvâti vel ardı le âyâtin lil mu'minîn. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki, icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cud-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icad-ı eşyadaki sürat-i mutlaka dahi kemal-i mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi kemal-i hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki suhulet-i mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçeyi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktarı zeminde zer edilen her nevi hububata bak. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemali ihtilat, bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan
ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemal-i imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre kemal-i imtiyazla ayrılmalarına bak, kemal-i hikmet içinde kemal-i kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayibi sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör. İşte bütün ruh-i zeminde gayet kıymetdarlık ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimamkârâne yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürat-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsnü sanat ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam-ı mutlak, elbette gündüz ışığı Işık güneşi gösterdiği gibi, bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Lehul esmaul husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl! Bu hakikat-ı uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın ve dalalette istinadgâhın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması 100 derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin 1000'den 1'inin tabiata havalesi 1000 derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var? 18. pencere. اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ 22. sözde izah edilen şu temsile bak ki, nasıl mükemmel, muntazam, sanatlı, saray gibi bir eser, bilbedahe muntazam bir fiile delalet eder. Yani bir bina, bir dülgerliğe delalet eder. Ve mükemmel, muntazam bir fiil, bizzarure mükemmel bir faile ve mahir bir ustaya, bir dülgere delalet eder. Ve mükemmel usta ve dülger unvanları bilbedahe mükemmel bir sıfata yani sanat melekesine delalet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke-i sanat bilbedahe mükemmel bir istidadın vücuduna delalet eder. Ve mükemmel bir istidad ise âli bir ruh ve yüksek bir zatın vücuduna delalet eder. Öyle de zeminin yüzünü, belki kainatı dolduran müteceddit eserler, bilbedahe gayet derece-i kemalde bulunan efali gösteriyor. Ve şu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesindeki efal, bilbedahe unvanları ve isimleri mükemmel olan bir faili gösteriyor. Çünkü muntazam hakimane fiiller, failsiz olmadığı kat'iyen malum. Ve son derece mükemmel unvanlar, o failin son derece kemaldeki sıfatlarına delalet eder. Çünkü fenni sarfça nasıl ismi fail mastardan yapılır, öyle de unvanların ve isimlerin dahi mastarları ve menşeleri sıfatlardır.
ve son dereceyi kemalde sıfatlar, şüphesiz son derece mükemmel olan şuunat-ı zatiyeye delalet eder. Ve kabiliyet-i zatiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuun-u zatiye, bi hakkal yakîn hadsiz dereceyi kemalde olan bir zata delalet eder. İşte bütün alemdeki asar-ı sanat ve bütün mahlukat, her biri birer eseri mükemmel olduğundan, her biri bir fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vasıf ise şe'ne ve şe'n ise zata şehadet ettikleri için, masnuat adedince bir tek Sani-i Zülcelal'in vücub-ı vücuduna şehadet ve ehadiyetine işaret ettikleri gibi, hey'et-i mecmuası ile silsile-i mahlukat kadar kuvvetli bir tarzda bir mirac-ı marifettir. Hiçbir cihette içine şüphe girmeyen müteselsil bir bürhan-ı hakikattır. Şimdi ey biçare münkiri gafil, silsile-i kainat kadar kuvvetli şu bürhanı ne ile kırabilirsin? Şu masnuat adedince hakikatin şuağını gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Hangi perdeyi gafleti üstüne çekebilirsin? 19. pencere. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Sırrınca Sani-i Zülcelal semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle süslendirdiği gibi cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, rahatlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalat-ı sanatını kainata gösteriyor. Öyle de o kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip yine kemal-i sanatını ve cemal-i rahmetini ilan ediyor. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaik-i sanatını ve kemal-i rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde yalnız tek bir sümbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet, her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara "Sübhanallah, ne kadar güzel şehadet ediyor" dedirtirler. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkârâne manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün lisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatı ile hikmeti gösteren o nizam, bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise meharet-i sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi, rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler, öyle bir lisan-ı şehadettir ki, hem Sani-i Zülcemal'ini esması ile tarif eder, hem evsafı ile tavsif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder, hem teveddüt ve taarrufunu, yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani-i Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen, hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişuur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak.
İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi nesimin esmesiyle oynaması içindeki latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanı ile ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve meharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler, gayet zahir bir surette bir sani-i hakim, kerim, rahim, muhsin, münim, mücemmil, müfaddılın vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh-i zemindeki ağaçların lisan-ı hallerini birden dinleyebilsen, يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil! Bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir kerim-i zülcemal, tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapasan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat sükût etmez. Mevcudat susmaz. Vahdaniyet şahitleri seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. 20. pencere. Haşiye. Şu 20. pencerenin hakikati bir zaman arabi bir surette şöyle kalbe gelmişti. Telallu'u diya'i min tenvirike teşhirike temevvucul i'sari min tasrifike tavdifike subhaneke ma azame sultaneke tefeccurul enhari min tedhirike teshirike tezeyyunul ahcari min tedbirike tasvirike subhaneke ma ebda'a hikmeteke تبسم الأزهار من تزيينك تحسينك تبرج الأثمار من إنعامك إكرامك سبحانك ما أحسن صنعتك تسجع الأطيار من إنطاقك إرفاقك تهزج الأمطار من إنزالك إفضالك سبحانك ما أوسع رحمتك تحرك الأقمار من تقديرك تدبيرك تدبيرك تنويرك Sübhaneke mâ envera burhâneke, mâ ebhera sultâneke. Fesübhânellezî biyedihî melekûtu külli şey, ve in min şeyin illâ indenâ hazâinuh, ve mâ nunezziluhu illâ biqaderin ma'lûm. Ve arselnel riyâhe levâkıhe feenzelnâ minessemâi mâen mübâreken feeskaynâkumûh. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِن۪ينَ Nasıl cüz'iyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hikmet ve cemal-i sanat görünüyor, öyle de tesadüfi ve karışık tevehhüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izn-i Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Demek bir sani-i hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. Çarşı-ı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile irae ediyor. Şimdi rüzgarlara bak ki sair hakimane, kerimane faydelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani-i hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır.
Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara terettüp eden asar-ı rahmet olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle ittiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-ı Hakîm'in teshiriyle ve ittiharıyledir ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envağına bak. Bunların tezyinatları ve menfaatlı hasiyetleri bir saniye hakimin tezyini ile, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu, onlara müteallik hakimane faydeleri ve mesalih-i hayatiye ve levazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniyeye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri, bir sani-i kerimin, bir mün'im-i rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak, muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nev'e ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak. Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları, bir sani-i hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat'i ise, hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak. Yağmurun çıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise, hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştak zihayatlara emzirmek gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmettardır ki, bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki, sizlere müjde, geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamere dikkat et. Onun hareketi bir kadir-i hakimin emriyle olduğu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki, başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamere kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal-i kudretini ve azamet-i saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil! Eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen, Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Sübhane men tüsebbihu lehus semâvâtus seb'u vel ardu ve men fîhin de. 21. pencere. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyinin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir. Evet, manzume-i şemsiye denilen küremizle beraber 12 seyyare, cirimleri küçüklük büyüklük itibariyle pek çok muhtelif, ve mevkileri uzaklık yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sürat-i hareketleri çok mütenevvi olduğu halde, kemal-i intizam ve hikmet ile ve kemal-i mizan ile ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanun-u ilahi ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidaları, büyük bir mikyasta bir azamet-i kudret-i ilahiyeyi ve vahdaniyet-i rabbaniyeyi gösterir. Çünkü o camit cirimleri, o şuursuz büyük kütleleri, nihayet derecede intizam ve mizan-ı hikmet içinde, muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif hareketlerde döndürmek, istihdam etmek, ne derece bir kudreti ve bir hikmeti ispat ettiğini kıyas et. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa, öyle bir patlayış verecek ki, kainatı dağıtacak. Çünkü bir dakika tesadüf birisini tevkif etse, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir,
başkaları ile müsaademe etmesine yol açar. Küreyi arzdan 1000 defa büyük cirmlerle müsaademenin ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin. Manzume-i Şemsiyye'nin, yani Şems'in me'mumları ve meyveleri olan 12 seyyarenin acayibini ilmi muhit-i ilahiye havale edip, yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz bulunan arza bakıyoruz, görüyoruz ki, bu seyyaremiz bir azamet-i şevket-i rububiyeti ve haşmet-i saltanat-ı uluhiyeti ve kemal-i rahmet ve hikmeti gösterir bir surette, güneşin etrafında emri Rabbani ile, 3. mektupta beyan edildiği gibi, pek büyük bir hizmet için bir uzun seyr-ü seyahat ona ettiriliyor. Bir sefine-i Rabbaniye olarak acayip bir masnuat-ı ilahiye ile doldurulmuş ve zişur ibadullah'a seyrangah gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti verilmiş. Ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi kamer dahi dakik hesaplarla, azim hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyr-ü seyahat verilmiş. İşte bu mübarek seyyaremizin şu halleri, küre-i arz kuvvetinde bir şehadetle, bir kadir-i mutlakın vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem şu seyyaremiz böyledir, manzume-i şemsiyeyi ona kıyas edebilirsin. Hem şemse, kendi mihveri üstünde cazibe denilen manevi ipleri yumak yaptırmak için, dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi, bir kadir-i zülcelal'in emriyle döndürüp, o seyyaratı o manevi iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyaratı ile saniyede 5 saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle bir tahmine göre Herkül burcu tarafına veya Şems-i Şumus canibine sevk etmek, elbette ezel ve ebed sultanı olan Zat-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmet-i rububiyetini göstermek için bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır. Ey kozmografyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi sen söyle, hiç böyle bir Sultan-ı Zülcelal aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusus kainatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülasası olan zihayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusus o meyvelerin en cami ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultanın aynedar bir misafiri olan insanları başıboş bırakır mı? Ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmeti saltanatını hiçe indirir mi? Kemal-i hikmetini sukut ettirir mi? 22. pencere. Elem nec'alil arda mihada vel cibale autada ve halaknakum ezvaca fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Küre-i arz bir kafadır ki 100.000 ağzı vardır. Her bir ağzında 100.000 lisanı vardır. Her lisanında 100.000 bürhanı var ki her biri çok cihetle vacibül vücut, vahid-i ehad, her şeye kadir, her şeye alim bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine ve evsaf-ı kutsiyesine ve esma-i hüsnasına şehadet ederler. Evet, arzın evveli hilkatine bakıyoruz ki, mayi haline gelen bir madde-i seyyaleden taş ve taştan toprak halk edilmiş. Mayi kalsaydı, kabil-i sükna olmazdı. O mayi taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı kabili istifade olmazdı. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin sekenelerinin hacetlerini gören bir sani-i hakimin hikmetidir. Sonra tabakayı türabiye dağlar direği üzerine atılmış, ta içindeki dahili inkılaplardan gelen zelzeleler dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın, hem zihayatların levazımat-ı hayatiyesine birer hazine olsun, hem havayı tarasın, gazat-ı muzırradan tasfiye etsin, ta teneffüse kabil olsun, hem suları biriktirip ittihar etsin, hem zihayata lazım olan sair madenlere menşe ve medar olsun. İşte bu vaziyet bir kadir-i mutlak ve bir hakîm-i rahîmin vücubu vücuduna ve vahdetine gayet kat'î ve kuvvetli şehadet eder.
Ey coğrafyacı efendi, bunu neyle izah edersin? Hangi tesadüf şu acayip bir masnuat ile dolu Sefine-i Rabbaniye'yi bir meşere acayip yaparak 24 bin sene bir mesafede bir senede süratle çevirip onun yüzünde dizilmiş eşyadan hiçbir şey düşürmesin? Hem zeminin yüzündeki acip sanatlara bak. Anasırlar ne derece hikmetle tavzif edilmişler. Bir Kadir-i Hakim'in emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar, hizmetlerine koşuyorlar. Hem acip ve garip sanatlar içinde rengarenk, acip hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak. Nasıl sekenelerine enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri, ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına layık birer mesken ve vesait-i nakliye yapmış. Sonra yüzbinler ecnas-ı nebatat ve enva hayvanatı ile kemal-i hikmet ve intizam ile doldurup hayat vererek şenlendirmek, vakit be vakit muntazaman mevt ile terhis ederek boşaltıp yine muntazaman basubadel mevt suretinde doldurmak, bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Hakim-i Zülkemal'in vücubu vücuduna ve vahdetine yüzbinler lisanlarla şehadet ederler. Elhasıl, yüzü acayip sanata bir meşher ve garayb-i mahlukata bir mahşer ve kafile-i mevcudata bir memer ve suhufu ibadına bir mescit ve makar olan zemin, bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan, kainat kadar nuru vahdaniyeti gösterir. İşte ey coğrafyacı efendi, bu zemin kafası yüz bin ağız, her birinde yüz bin lisan ile Allah'ı tanıttırsa ve sen onu tanımazsan, başını tabiat bataklığına soksan, derece-i kabahatını düşün, ne derece dehşetli bir cezaya seni müstahak eder, bil, ayıl ve başını bataklıktan çıkar. Âmentu billâhi lezî biyedihî melekûtu külli şey de. 23. Pencere. Ellezî halakal mevte vel hayâh. Hayat, kudret-i Rabbaniye mucizatının en nuranisidir, en güzelidir ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır ve tecelliyat-ı samedaniye aynelerinin en camii ve en berrakıdır. Evet, hayat tek başıyla bir hayy-i kayyumu bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Çünkü hayat, pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvan-ı seb'a ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtezicen bulunur, öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısmı ekseri ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Hem hayat, kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızk ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor. Güya hayat, onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakim ismi dahi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip, meskenini hacatına göre tertip ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde ittihar ediyor. Demek hayat bir nokta-i mihrakiye hükmünde muhtelif sıfat birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamiyle hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şuunu zatiye-i Rabbaniye'ye aynedarlık eden bir ayne-i samediyettir. İşte bu sırdandır ki hayy-i kayyum olan zat-ı vacibül vücut, hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder ve her şeyi hayatın etrafına toplattırıp ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür
Evet, Samediyet'in aynası olmak kolay bir şey değil, adi bir vazife değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu haddü hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri, bir zat-ı vacibül vücut ve hayy-i kayyumun vücubu vücudunu ve sıfat-ı kutsiyesini ve esma-i hüsnasını lemaatın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam, nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor. Öyle de hayy-i kayyum, muhyi ve mümit olan şems-i ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü, belki mazi ve müstakbeli dolduran zihayatların vücudunu inkar etmeli ve 100 derece hayvandan aşağı düşmeli, hayat mertebesinden düşüp camit bir cahili eçhel olmalı. 24. pencere. La ilahe illa hu, küllü şeyin hâlikun illa vecheh, lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Mevt, hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hüccet-i vahdaniyettir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ delaletince, mevt, adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkıraz değil. Belki bir faili hakim tarafından hizmetten terhis ve tahvili mekan ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azat etmek ve muntazam bir eseri hikmet olduğu 1. mektubda gösterilmiştir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakinin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. 22. sözde mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hücceti sermediyet olduğu ispat ve izah edildiğinden şu bahsi o söze havale edip yalnız mühim bir nüktesini beyan edeceğiz. Şöyle ki, nasıl zihayatlar vücutları ile bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleri ile bir hayy-i bakinin sermediyetine, vahidiyetine şehadet ediyorlar. Mesela, yalnız bir tek zihayat olan zemin yüzü, intizamatı ile, ahvali ile saniyi gösterdiği gibi, öldüğü vakit yani kış, beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünü kapaması ile nazarı beşeri ondan çeviriyor. Veyahut nazar, o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, daha geniş bir manzarayı gösterir. Yani her biri birer mucize-i kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar misillü, yeni gelecek birer harikayı kudret ve birer hayattar zemin olan bahar dolusu hayattar mevcudat-ı arziyenin gelmelerini ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden öyle geniş bir mikyasta, öyle parlak bir surette, öyle kuvvetli bir derecede bir Sani-i Zülcelal'in, bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Kayyum-u Baki'nin, bir Şems-i Sermedi'nin vücubu vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermediyetine şehadet ederler ve öyle parlak delaili gösterirler ki, ister istemez bedahet derecesinde âmentü billâhil vâhidil ehad dedirtir. Elhasıl, وَيُحْيِلْ اَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا sırrınca, hayattar bu zemin, bir baharda saniye şehadet ettiği gibi, onun ölmesiyle, zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizatı kudretine nazarı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizatı kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar, şu hazır bahardan daha kat'i şehadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler, zahiri esbaplarıyla beraber gitmişler, arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbab-ı zahiriye hiçtir. Yalnız bir Kadir-i Zülcelal, onları halk edip hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayatlar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek. Yere konup, vazife gördürüp,
sonra gönderilecekler. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil, bütün mazi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey, nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen, tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahiyenin perdesidir de, hakikate yanaş. 25. Pencere. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Sanatlı bir eser, sanatkârı icap eder. Velet, validi iktiza eder. Tahtiyet, fevkiyeti istilzam eder ve hakeza. Bütün umur-i izafiye tabir ettikleri, biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye misillü, şu kainatın cüz'iyatında ve hey'et-i umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet, halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip, vahdeti istilzam eder. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet, bilbedahe ve bizzarure, mümkin, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Öyleyse, bilbedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler, bir zat-ı vacibül vücud, faalün lima yürid, halık-ı külli şey, vahid-i ehade şehadet eder. Elhasıl, nasıl imkandan vücub görünüyor, infialden fiil ve kesretten vahdet, bunların vücudu, onların vücuduna kat'iyen delalet eder. Öyle de, mevcudat üstünde görünen mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar dahi, saniiyet, rezzakiyet gibi şeyinlerin vücutlarına kat'i delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu dahi, bizzarure ve bilbedahe, bir hallak ve bir rezzak sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut, taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanı ile, zat-ı vacibül vücudun, yüzler esma-i hüsnasına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse, mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. 26. Pencere. Haşiye. Şu pencere, umumi değil, ehli kalp ve ehli muhabbete hususiyeti var. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler, bir cemal-i sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir. Evet, ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden sonra arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamaları, daimi bir şemsin şualarının ayneleri olduklarını gösterdikleri gibi, seyyal zaman ırmağında, seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat-ı cemaliye dahi bir cemal-i sermediye işaret ederler ve onun bir nevi emareleridirler. Hem kainat kalbindeki ciddi aşk bir maşuk-u layezaliyi gösterir. Evet, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey, esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle, şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nevi insandaki ciddi aşk-ı lahuti gösterir ki, bütün kainatta, fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Öyleyse kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbubu ezeliyi gösterir. Hem kainatın sinesinde çok suretlerde tezahür eden incizaplar, cezbeler, cazibeler, ezeli bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyle olduğunu hüşyar kalplere gösterir. Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşf ve velayetin ittifakı ile zevk ve şuhuda istinat ederek bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine, tecellisine mazhar olduklarını ve o Celil-i Zülcemal'in kendini tanıttırılmasına ve sevdirilmesine zevk ile muttali olduklarını müttefikan haber vermeleri
yine bir zat-ı vacibül vücudun, bir cemil-i zülcelal'in vücuduna ve insanlara kendini tanıttırmasına kat'iyen şehadet eder. Hem kainat yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalemi tahsin ve tezyin, o kalem sahibi zatın esmasının güzelliğini vazhan gösteriyor. İşte kainat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşf ve şuhud ve heyatındaki hüsün ve tezyinat pek latif, nurani bir pencere açar. Onun ile bütün esması cemile bir cemil-i zülcelali ve bir mahbub-u la yezali'yi ve bir mabud-u lem yezeli hüşyar olan akıl ve kalplere gösterir. İşte ey maddiyat karanlığında, evham zulümatında, boğucu şübehat içinde çırpınan gafil, kendine gel, insaniyete layık bir surette yüksel, şu dört delik ile bak, cemali vahdeti gör, kemali imanı kazan, hakiki insan ol. 27. pencere. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Kainatta esbab ve müsebbebat, görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en âlâ bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkadır. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşt-i hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Acaba şu mucize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimağiyye mi? Basit şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize-i sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki beşerin haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et ve bu cami küçücük mucizelere sair müsebbebatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi, basit sebebi, belki bütün esbab toplansa ona karşı ızharı acz edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanı ile dükkanımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. Hem nasıl ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat esbabı azledip müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek ve ileyhi yurca'ul emru külluh sırrınca ona teslimi umur eder. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faydeler, bilbedahe perde-i esbab arkasında bir Rabb-ı Kerim'in, bir Hakim-i Rahim'in işleri olduğunu gösterir. Çünkü şuursuz esbab elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz, vücuda gelen her mahluk bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakim ve Kerim, o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydeleri onlara gayeyi vücut yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab, hayvanatı düşünüp onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Demek hayvanatı halk eden ve rızıklarını taahhüt eden bir Halık-ı Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asarı rahmet ve faydeleri tazammun ettiğinden, güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler, bilbedahe perde-i gayb arkasında
bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına kat'iyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise, bilbedahe vedud, maruf bir sani kadirin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Elhasıl, sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbeb ise, gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder. Hem müsebbebin gayesi, faydesi dahi cahil ve camit olan esbabı ortadan atar, bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebbebin yüzündeki tezyinat ve meharetler, kendi kudretini zişurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Ey esbab perest biçare! Bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt, vahdehu la şerikeleh de, hadsiz evhamdan kurtul. 28. pencere. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِم۪ينَ Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki, hüceyrat-ı bedenden tut, ta mecmu-u âleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Hüceyrat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki, mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla, o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızk, iç yağ suretinde ittihar olunup, vakti hacette sarf edilir. Aynen o küçücük hücrelerde de, o tasarruf ve ittihar var. Nebatata bakıyoruz, gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz, nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Kainatın erkan azimesine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmetkerane bir tedvir ve tenvir görüyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde âli hikmetler, gâli gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün birinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, bir zerreden tut ta yıldızlara kadar, zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebettardırlar ki, bütün yıldızlara musahhar etmeyen ve elinde tutmayan, bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için, bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün ikinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan, beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alamet-i farika olan nakş-i simaviyi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki, onunla bakılsa, Allahu haliku külli şeyin ve huve alâ külli şeyin vekil, lehu mekâlidus semâvâti vel ard ayetleri, büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. 29. pencere. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih. Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahata gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda vesair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki,
nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür, o mektubun sahibini gösterir. Öyle de, şu çiçek bir mührü rahmanidir. Şu enval nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi, bu çiçek saniinin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani heyatını aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki, her bir şey bir mührü rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halıkına isnat eder. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencere-i tevhiddir ki, bütün eşyayı bir vahid-i ehade mal eder. Demek her bir şeyde, hususan zihayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki, onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte ey gafil, şu kainatın yüzüne bak ki, birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samedaniye hükmünde olan sahayif-i mevcudat ve her bir mektup üstünde hadsiz sikke-i tevhid mühürleriyle temhir edilmiş. Bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağı ile hangisini dinlesen, eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. 30. pencere. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Şu pencere, imkan ve hudusa müesses umum mütekelliminin penceresidir ve isbat-ı vacibül vücuda karşı caddeleridir. Bunun tafsilatını Şerhul Mevakıf ve Şerhul Makasid gibi muhakkiklerin büyük kitaplarına havale ederek, yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şuağı göstereceğiz. Şöyle ki, amiriyet ve hakimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir. İştiraki reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir. Onun içindir ki, küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa hercümerce derler. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi, muavenete muhtaç aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet, bir kadir-i mutlakta ne derece o reddi müdahale kanunu, ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı, vahdet ve infirattır. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidi katı, kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki, akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Sübhanallah, maşaallah, barekallah der, secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Halbuki, تَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ delaletiyle ve şu ifadeyle nazar-ı beşer, kusuru aramak için ne kadar çabalasa, hiçbir yerde kusuru bulamayarak, yorgun olarak menzili olan göze gelip, onu gönderen münekkit akla diyecek. Beyhude yoruldum, kusur yok demesiyle gösteriyor ki, nizam ve intizam,
gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat, vahdaniyetin kat'i şahididir. Gel gelelim hudusa. Mütekellimin demişler ki, âlem mütegayirdir. Her mütegayir hadistir. Her bir hadisin bir muhtisi, yani mucidi var. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi var. Biz de deriz, evet kainat hadistir. Çünkü görüyoruz, her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir âlem gider, biri gelir. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki, bu kainatı hiçten icat ederek, her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir ve sonra onu alır, başkasını getirir. Birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı müteceddide hükmünde olan, her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat-ı kadirin mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat, mutlaka şu alemi dahi o halk etmiştir. Ve şu alemi ve ruh-i zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Gelelim imkan bahsine. Mütekellimin demişler ki, imkan mütesaviyyut tarafeyindir. Yani adem ve vücut ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. Çünkü mümkinat birbirini icat edip teselsül edemez. Yahut o onu, o da onu icat edip devir suretinde dahi olamaz. Öyleyse bir vacibül vücut vardır ki bunları icat ediyor. Devir ve teselsülü 12 bürhan, yani arşi ve süllemi gibi namlar ile müsemma, meşhur 12 delili kat'i ile devri iptal etmişler ve teselsülü muhal göstermişler. Silsile-i esbabı kesip vacibül vücudun vücudunu ispat etmişler. Biz de deriz ki, esbab, teselsülün berahini ile alemin nihayetinde kesilmesinden ise, her şeyde hâlık-ı küllü şeye has sikkeyi göstermek daha kat'i, daha kolaydır. Kur'an'ın feyziyle bütün pencereler ve bütün sözler o esas üzerine gitmişler. Bununla beraber imkan noktasının hadsiz bir vüs'atı var. Hadsiz cihetlerle vacibül vücudun vücudunu gösteriyor. Yalnız mütekelliminin teselsülün kesilmesi yoluna elhak geniş ve büyük olan o caddeye münhasır değildir. Belki haddü hesaba gelmeyen yollar ile vacibül vücudun marifetine yol açar. Şöyle ki, her bir şey vücudunda, sıfatında, müddet-i bekasında hadsiz imkanat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken, görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Her bir sıfatı da mahsus bir tarzda ona veriyor. Müddeti bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucid-i hakimin icadı iledir ki hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder. Muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Sonra infirattan çıkarıp bir terkipli cisme cüz yapar, imkanat ziyadeleşir. Çünkü o cisimde binler tarzda bulunabilir. Halbuki neticesiz o vaziyetler içinde neticeli, mahsus bir vaziyet ona verilir ki mühim neticeleri ve faideleri ve o cisimde vazifeleri gördürülüyor. Sonra o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor. İmkanat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir. İşte o binler tarz içinde bir tek vaziyet veriliyor. O vaziyet ile mühim vazifeler gördürülüyor. Ve hakeza. Gittikçe daha ziyade kat'i bir hakimi müdebbirin vücubu vücudunu gösteriyor. Bir amir-i alimin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde nasıl bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda mütedahil o heyetlerden her birisine mahsus birer vazifesi,
hikmetli birer nispeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Hem nasıl ki senin göz bebeğinden bir hüceyre, gözünde bir nispeti ve bir vazifesi var. Senin başın heyeti umumiyesi nispetine dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa, sıhhat ve idare-i beden bozulur. Kan damarlarına, his ve hareket asaplarına, hatta bedenin heyeti umumiyesinde birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Binlerle imkanat içinde bir sani hakimin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir. Öyle de bu kainattaki mevcudat her biri kendi zatı ile sıfatı ile çok imkanat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faideli sıfatları nasıl bir vacibül vücuda şehadet ederler. Öyle de mürekkebata girdikleri vakit her bir mürekkepte daha başka bir lisanla yine sanini ilan eder. Gitgide ta en büyük mürekkebe kadar nisbeti, vazifesi, hizmeti itibariyle sani hakimin vücubu vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Çünkü bir şeyi bütün mürekkebata hikmetli münasebetleri muhafaza suretinde yerleştiren bütün o mürekkebatın haliki olabilir. Demek bir tek şey binler lisanlarla ona şehadet eder hükmündedir. İşte kainatın mevcudatı kadar değil, belki mevcudatın sıfat ve mürekkebatı adedince imkanat noktasından da vacibül vücudun vücuduna karşı şehadetler geliyor. İşte ey gafil, kainatı dolduran bu şehadetleri, bu sadaları işitmemek ne derece sağır ve akılsız olmak lazım geliyor? Haydi sen söyle. 31. pencere. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِن۪ينَ وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikin-i evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Şöyle ki, 11. sözde beyan edildiği gibi, insan öyle bir nüshay camiadır ki, Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip, yalnız 3 noktayı göstereceğiz. 1. nokta, insan 3 cihetle esma-i ilahiyeye bir aynedir. 1. vecih, gecede zulümat nasıl nuru gösterir, öyle de insan, zaf-ı acziyle, fakr-ı hacatiyle, naks-ı kusuriyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynedarlık ediyor. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar, hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir gani-i rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar, demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere, Kadir-i Rahim'in barigah-ı rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir. İkinci vecih aynedarlık ise, İnsana verilen numuneler nev'inden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyet-i rububiyetine aynedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Üçüncü vecih aynedarlık ise, insan üstünde nakışları görünen esma-i ilahiyeye aynedarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen, insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela, yaratılışından sani, Halik ismini ve hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini ve hüsnü terbiyesinden
Kerim, Latif isimlerini ve hakeza. Bütün aza ve alatı ile, cihazat ve cevarihi ile, letaif ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam var ki, o da insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku, yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. İkinci nokta, mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki, insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanunu emri ve latifi rabbani olan ruh, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir, isterse bedenin her cüzü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzü ile görebilir ve işitebilir. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Birbirine mani olmaz. O Hâlık-ı Zülcelal'i meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütününü birden görür, bütün sesleri birden işitir, yakın uzak birdir, isterse bütününü birinin imdadına gönderir, her şey ile her şeyi görebilir, seslerini işitebilir ve her şey ile her şeyi bilir ve hakeza. Üçüncü nokta, hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis, hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki, hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder. Gayet parlak bir surette Hayy-i Kayyum'un şuunat-ı zatiyesine aynedarlık eder. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. 32. pencere. Huvellezî arsele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakk liyuzhirehu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. Kul yâ eyyuhennâsu innî rasûlullâhi ileyküm cemî'an illezî lehu mülkus semâvâti vel ard lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît. Şu pencere, Sema-i Risalet'in güneşi, belki güneşler güneşi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın penceresidir. Şu gayet parlak ve pek büyük ve çok nurani pencere, 31. söz olan Miraç Risalesi ile 19. söz olan Nübüvvet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam Risalesinde ve 19 işaretli olan 19. mektupta ne derece nurani ve zahir olduğu ispat edildiğinden, o iki sözü ve o mektubu ve o mektubun 19. işaretini bu makamda düşünüp, sözü onlara havale edip, yalnız deriz ki, tevhidin bir bürhan-ı natıkı olan Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam, risalet ve velayet cenahları ile, yani kendinden evvel bütün enbiyanın tevatürle icmalarını ve ondan sonraki bütün evliyanın ve asfiyanın icmakerane tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle, bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip ilan etmiş ve alemi İslamiyet gibi geniş, parlak, nurani bir pencereyi marifetullah'a açmıştır. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin-i Arabi, Abdülkadir-i Geylani gibi milyonlar muhakkikin asfiya ve sıddıkîn, o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar.
Acaba böyle bir pencereyi kapatacak bir perde var mı? Ve onu ittiham edip bu pencereden bakmayanın aklı var mı? Haydi sen söyle. 33. pencere. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ kayyime. Elif lam ra. Kitâbun enzelnâhu ileyke lituhricennâse mine'z-zulümâti ilen-nûr. Bütün geçmiş pencereler Kur'an denizinden bazı katreler olduğunu düşün. Sonra Kur'an'da ne kadar âb-ı hayat hükmünde olan envar-ı tevhid var olduğunu kıyas edebilirsin. Fakat bütün o pencerelerin menbaı ve madeni ve aslı olan Kur'an'a gayet mücmel bir surette, gayet basit bir tarzda bakılsa dahi, yine gayet parlak, nurani bir pencere-i camiadır. O pencere ne kadar kat'i ve parlak ve nurani olduğunu, 25. söz olan İcaz-ı Kur'an Risalesine ve 19. mektubun 18. işaretine havale ediyoruz. Ve Kur'an'ı bize gönderen Zat-ı Zülcelal'in Arş-ı Rahmanisine niyaz edip deriz. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ahta'na. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alîm. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمِ İhtar, şu 33 pencereli olan 33. mektup, imanı olmayanı inşallah imana getirir. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlettirir. İmanı geniş olana bütün kemalat-ı hakikiyenin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir, daha nurani, daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için bir pencere bana kâfi geldi, yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi, hissesini aldıysa kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hatta hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Miraç Risalesinde asıl muhatap mümin idi. Mülhit ikinci derecede istima makamındaydı. Şu risalede ise muhatap münkirdir. İstima makamlarında mümindir. Bunu düşünüp öylece bakmalı. Fakat maat teessüf mühim bir sebebe binaen şu mektup gayet süratle yazıldığından ve hatta müsvedde halinde kaldığından elbette bana ait olan tarz-ı ifadede müşevveşiyet ve kusurlar olacaktır. Nazara müsamaha ile bakmalarını ve ellerinden gelirse ıslahlarını ve mağfiret ile bana dua eylemelerini ihvanlarından isterim. Vesselamu ala menittebe'al huda vel melamu ala menittebe'al heva. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. من خلال الاشتراك في قناتنا يمكنك التعرف على مقاطع الفيديو الجديدة. You can subscribe to our channel by clicking on the profile picture. Indem Sie unseren Kanal abonnieren, können Sie über neue Videos informiert werden.